Merhabalar dostlarım. Yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Bir önceki seride, daha doğrusu kısa denememizde pek başarılı olamadım. Ufak tefek hatalar, ufak tefek başka şeyler. Özellikle derken kariyerin bir türlü devam edememesi sebepleri oldu. Ama artık her şey hazır. Temelini oluşturduk. Yamalar geldi. Kendime ait bir yamam var. Gördüğünüz gibi TFL 2023 geliştirmişlik yaması olarak gözüküyor. Bu tamamen benim kendi yamam. Kendime göre dizayn ettim, değiştirdim, kullandım. Türkiye'lik yaması. Talep gelirse, isteyen olursa, beğenilirse tabii ki ufak tefek bileklerle desteklenilir. Şimdi burada size göstereceğim yamalar bunlar. Gördüğünüz gibi bunlar lisans yamaları. Arkasında da bir kendi yamam var. Şimdi burayı aktifleştirdikten sonrasında gelişmiş kuruluma tıklıyorum ve hemen arkasından da oyun kurulumu, yükle ve bir maç daha adı altında yaptığımız, oluşturduğumuz, tadilerle oluşturduğumuz game setup'ı burada görebilirsiniz. Yükledikten sonrasında gördüğünüz gibi her şey ayarlı ve taban ayarlı. Ligler ayarlı ve an itibariyle her şey hazır bir şekilde bekliyoruz. Şimdi ise hadi gelin geçelim oyuna. Evet dostlarım, an itibariyle artık kariyerimiz kuruldu. Menajer profilini oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi olayımız bu. Uluslararası A lisansına sahibiz ve profesyonel futbolcu bölgesel seviyesiyle artık her şeye hazırız. Profil gayet kullanışlı. Profil kullanıyoruz ve gördüğünüz gibi Trabzonspor'un rengi değişti ki bu gerçekte de olan bir durum. Gerçekte de artık kulübün aklına gelmiş olacak ki gerçek renklerimize geri dönüş yaptık. Tabii ki ufak bir yılda yamayı tanıtacağım kariyerden ötürü. Gördüğünüz gibi maaşlar dengeli. Kapta net maaş neyse biz onu verdik. İmza parası, cartürk onlara hiç girmedim bile. Dansville şu an takımın en çok kazanan futbolcusu. Ve sadece bunu Trabzonspor üzerinde yapmadım. Mesela Fenerbahçe'ye girelim. Fenerbahçe'de gördüğünüz gibi tüm maaşlar hepsi ayarlı. Hemen buradan bir Beşiktaş'a girelim. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta da ayarlı. Galatasaray'a girelim. Galatasaray'da da gördüğünüz gibi her şey ayarlı. Yani bu ne demek oluyor? Takımlarımız mali açıdan biraz daha rahat bir durumda ve gözlem ağlarının iyileştirilmesiyle ufak tefek eklemelerle beraber yapay zekanın biraz daha böyle ileri taşınmasını sağladım. Umarım benim kariyerimde de burada gayet de keyifli olur ve uzun süreli bir kariyer olur. Hemen menajer ekle diyelim. Menajer tarafını oluşturduk. Gördüğünüz gibi olayımız bu. Ve onayla diyerek kariyerimizi başlatıyoruz. Evet. Şimdi efendim bunları hızlı hızlı geçelim. Her ay katılabiliriz tabii ki. Niye katılmayalım efendim? Hemen şurada bir videolu kariyer seçelim. Kaydet diyelim. Kaydederken ben size ufak tefek amacımızı söyleyeyim. İlk olarak Trabzonspor'u ligin hatta ülkenin birinci takım haline getirmek istiyorum. Ama bu nasıl olacak? Hem mali açıdan hem altyapı tesisleri olarak hem öncülük olarak ve bu alanda genişleyebilen bir takım olmak istiyorum. Bununla beraber camianın en önemli olan yarası altyapı konusunu değinerek daha iyi bir iş yapabilmek adına her şey yapacağız. Altyapıdan gelen oyuncuya şans vereceğiz. Bunları eğitmeye çalışacağız. Bunları olabildiğince geliştirip Avrupa piyasasına tekrar sokmaya çalışacağız. Yani bir nevi dünya üzerinde örnek vermek gerekirse Hollanda'nın Ajax'ı Türkiye'nin Trabzonspor olacak. Bunun için uğraşacağız. Çünkü Ajax'a ne kadar şeye bakarsanız bakın kariyeri ve geçmişe olarak baktığınızda başarılı bir kulüp ve her sene bunu tekrarlayabilen bir takım. Biz de tam olarak bu yolda olacağız. Avrupa'da dişli takım olmak istiyorum. Tabii ki kupa kazanmak olayı hayaldir ama ilk olarak kendimizi orada kabul ettirip orada dirençli bir takım olmak görüntüsü vermemiz gerekiyor. Bunun için de uğraşacağız. Mali açısını bayağı bayağı toparlamam gerekiyor. Çünkü şuraya baktığınızda 147 milyonluk bir borcumuz var. Bu borcu eritmek adına da her şey yapacağız. Olayımız bu. Peki kimleri geliştirdik bu şeyi madem? Ben hemen defterimi alayım. İlk olarak size şu defteri göstereyim. Defteri eskiler belki bilir. İlk olarak Taha Tepe. Taha Tepe'nin profilini düzenledim. 95 olan CA'sını 110'a çıkardım. Bunun sebebi Türkiye Ligi'nde hala oynayabilecek ve benim nezdimde tabii ki düşüncede herkes açım. Taha Tepe Süper Lig'de çok rahat şekilde forma giyebilecek bir kaleci ki bunu bizim şeyde kaleye her kurduğum maçta da gösterdi bence. Onun bir diğeri Arif Boşluk. Arif Boşluk alt yapıdan zaten gelişebilen ya geliştiğini gösterebilen bir oyuncudan bir tanesiydi. Arif Boşluk ismi yaklaşık herhalde 2 ya da 3 sene yakın bir şekilde liselerde var. Arif Boşluk'un bu sene devre arasıyla beraber forma almasıyla beraber biz de tabii ki gereken yaptık. 85'ten 95'i çıkartıp profilini güzel bir şekilde dengeleme yaptım. Şu an bu gördüğünüz profil 95 ya. Onun altını çizeyim. Onun dışında Sağaltı Kardeş düzenlemesi geldi. Hemen onu size göstereyim. Sağaltı Kardeş profilinde evet tabii Taltı kaç bulabilirsem. Taltı kardeş profilinde ön libero olan gereksiz şeyi çıkardım. Artık yok yani orası.
85 olan CA'sını 90'a çıkardım. Bunun sebebi şu kafa burcu ilk kontrol ufak tefek şeyleri vardı, bunun kırıntıları vardı, zıplama tarzı şeyler. Onları düzelttim. Onu ve artık Taht karşın gelişebilen ve geleceği olan bir süper ki gerçekte de böyle. Bu adam bu sporda da böyleydi. Alt yaş kategorisi seçildiğinde de böyleydi. Ama işte biz bu adamı nedense oynatmıyoruz ama biz burada ilk sene oynatmasam bile büyük ihtimal kendisini kiralık göndermeye çalışacağım. Oynamasını sağlayacağım. Bunun için de uğraşacağız. Takımın yıldızı ve cidden Trabzonspor'un en önemli yeteneği olan Süleyman Cebeci. Süleyman Cebeci'yi hala severim, hala beklentim var. 19 yaşında gerçekte sene sonu serbest kalacağı konuşuluyor. Ama biz tabii ki bunu oyunda tutup olabildiğince faydalanmak istiyoruz. Süleyman Cebeci'nin mevcut şeyini 95'ten 105'e çıkardım. Bunun sebebi de dediğim gibi Süleyman Cebeci'yi ben hala bir yıldız olarak görüyorum. Bu da benim kariyerim olduğu için Süleyman'ın benim hayalimdeki yeri, yani gelişebileceği maksimum noktayı görmek istiyorum. Bunun için de uğraşacağım. Diğeri de Emrehan Gedikli. Şimdi Emrehan Gedikli konusunda ben o kadar şey okudum ki cidden artık herhalde şey oldu. Garip bir hale büründü bu olay. Süleyman Cebeci cidden Leverkusen'de Almanya'da kendini gösterebilen nadide golcülerden bir tanesi, Türk olarak bahsediyorum. Bu adamın bizde bu kadar pasif kalabilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi istikrarlı bir şekilde oynayamaması. Tabii ki biz de bu durumu öne geçeceğiz gerçekte olduğu gibi, şey oyunda olduğu gibi ve kendisini kiralık göndererek istikrarlı bir şekilde oynamasını sağlayacağız ve bu şekilde gereken düzeni, istikrarı, sürekliliği ona sağlayacağız. Ondan sonra da duruma göre kendisini takıma dahil edip etmeme konusunda net olarak nihai kararımızı vereceğiz. Şimdi ilk olarak bir sorun gördüm. Onu hemen düzeltip size geleyim. Çünkü şurada oyun içi editörü var. Normalde ise oyun içi editörü olmamaması lazım. Bu direkt burayı etkiliyor baktığınızda. İlk başta şunu ben bir kaldırayım. Hemen arkasından sizlerleyim. Evet, artık ıvır zıvır her şeyi bitirdik. An itibariyle kariyerimize başlıyoruz. Efendim, hedefleri zaten size ben anlattım. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, nasıl yapacağımızı. Teker teker bunları zaten konuştuk. İlk olarak ben bir hazırlık maçına girmek istiyorum. Bunları biz... neden? Çünkü şu maç var aramızda. Hiç sevmediğim şey takım muhabbeti. Denk geldik buraya. Tamam. Toplu maç yapalım. 30 Haziran'da başlayalım. 4 Temmuz. Burada bir maçımız var. Bu maç bizim cidden baltaladı şu an ya. 1 Temmuz yapalım o zaman. Şöyle yapalım. 3 gün aralarla maç yapmış oluruz. Burada ben büyük takımlarla maç yapmak istiyorum ama büyük takımlar bende maç yapmak istemiyor gibi gözüküyor ki deplasman yaparsak eğer iyi kabul ediyorlar büyük takım deplasman maçlarını. Öyle yapalım. Ligin ilk başlangıcı büyük takımlarla oynayıp ne kadar hazır olduğumuzu veya oyuncu kalitemizin ne kadar yerle bir eksen olduğunu görmek istiyorum. Hazırlık kamp dönemi zaten ayrı bir olayımız olacak. Şöyle bir şey yapalım burada. 1 2 1 diyelim. Şöyle yapalım. Bir gün aralarla hazırlık kampını bitirelim. Çünkü bu kampı zaten takım kalitesi çok da fazla değil. Yani ondan dolayı buradan ben bir beklentim yok açıkçası. Ondan dolayı bunu hızlı hızlı bitirip yoluna bakmamız lazım. Tekrar devam edelim. Kapatalım tabii ki öncelikle. Deplasman diyoruz yine. Deplasmanda oynayacağız. Burada hiç para kazanma gibi bir gayem olmayacak burada. Şöyle bir olay yapacağım burada. İki tane daha büyük maç atıp buraya. Bu olayı ben bitireceğim diye düşünüyorum. Ama büyük takım maçı var mı ki? Yok. O zaman direkt kendi sahamız diyelim. Kendi sahamızda hiç maç oynayamıyoruz. Maşallah. Şu an Beşiktaş ve Galatasaray'ı buraya alıyorum. Deplasman maçları olarak. Bu şekilde olayı bitirelim. 3 gün sonradan Sivas maçı var. Oraya gayet hazırız. O 3 gün için çok rahat şekilde idare edeceğimizi düşünüyorum. Onun dışında abi hepsine elveda diyeceğiz. Tamam. Fatih. Tolga Sayın kalsın. Mesut da kalsın. Ah be Caner oğlu. Bu adam işte tam şey adamıydı. Yazık ettik bu da mantıklı olarak. Kimse bunun bedelini çekeceğiz. Fatih Hocam. Daha sonrasında doktorlar kalıyor. Doktorların hiçbirine göndermiyorum. Daha şu tek bu adam gidebilir mi? Aslında bu adam da kalabilir. Doktor ya da herhangi bir sıkıntım yok. Gözlemcilerin tabii ki gidiyor. İkisi de gidiyor. Alt takımı bu sefer ellemeyeceğim. Çünkü orayı şu an ilk senem kurgumak çok zor oluyor. İkinci sezon başında kısmet olursa direkt abi şey yapacağız. Adını siz söyleyin. Futbol bekan oyuncularla beraber daha da iyi bir iş şey yapacağız. Şimdi ben defterimi açıyorum. Benim kendim oluşturdum. Sizin de çok fazla vaktiniz olmadan
Bu alanı ben hızlandıracağım ama onun için ufak bir hızlı detaya geçeyim. Ben kendi listemi oluşturdum, kimlerin geldiğine dair. Bir listem var elimde, o listeyi yapacağım. Buraları hızlandırarak hangi personeli aldığımızı zaten görebileceksiniz. Ondan dolayı şimdi burada biraz sessizlik ve aksın zaman diyelim. Şimdi transfer olayı, personel olayını bitirdik. Personel bitirdiğimiz gibi de hemen gereken ayarları şuradan verelim kendimize. Başkanın hiçbir şey karışmasını istemiyorum. İlk başlangıçta çünkü altyapı tamamıyla her şey benim kontrolüm olması lazım ki verimli bir olay yapabileyim burada. Daha sonra başa gelelim, şunu kaldıralım. Ondan sonra da tabii ki çiğe bekleyeceğiz. Kim kabul etmemiş? Bundan dolayı Dortmund'da bir maç yapalım. Ahmet Spor kabul etmemiş. Burada Ankara Demirspor'la anlaşalım. Meraksan tekrar geliyoruz. Eyüp Spor kabul etmemiş. Eyüp Spor yerine de Kırklareli'yle anlaşalım. Hemen gelelim, Kocaeli kabul etmemiş. Maaş kabul etmemiş ki tek kişiyle. Ben tek tek bildiğin şey yapmışım. Benim Afrika Futbol Kulübü'yle anlaşalım. Onun için herhangi bir sıkıntımız sorunumuz yok. Kabul edenler etti. Şimdi 4 tane düşürdük. Burada Balıkesir gelsin. Menemen'in yerine de Erzurum Büyükşehir Spor gelsin. Herhalde onun için de okeyiz. İkisi de kabul etmedi maç tekliflerimi. Sarıyer diyelim. Sarıyer hemen önündeki Erzurum'da şey yapalım. Gençler bilgi değil. Bakalım kabul edecekler mi? Şimdi bu olaylar biraz can sıkıcı çünkü takımları baş kabul ettirme cidden. Tamam, bir deplasman yapalım abi. Valla biz bu kadar niye uğraştık mı ya? Abi şimdi geliyorsunuz, gelin. Tamam, Erzincan gel abi. Altı üstü ter atacağız. Onunla bile beni can çekiştirdiniz ya. Biraz bir de gel abi. Efendim, temel olayları bitirdik. Olayı da tamamladık. Şimdi gelelim kadro konuşmasına. Şimdi kadro konusunda önce şu şeyleri bir aşağı gönderelim. Kullanmayacağım isimleri. Arkasından Taha, onun hepsi kiralık gidecek. Arif Boşluk gelsin. Hocan kiralık gidecek. Hüseyin Türkmen de kiralık gidecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. Emirhan Gedikli tabii ki. Hatta ilk başta şöyle yapalım. Sorumluluk diyelim. Transferler diyelim. Kulüpten önerilen kısmını.
Şunları şöyle ayarlayalım ki daha sonrasında bizi şey uğraştırmasın. Hani bunlarla ayırlama muhabbetine hiç girmeyelim. Benim hemen buraya geldik. Hemen aslında geniş ümitleri 19 dedik. Emir hangi dikliği? Emir hangi dikliği? Ben bunu ayarlamadım mı? Ayarladım. Oğlum sen bana... Evet. Allah Allah. Tamam belki Emirhan Gedikli de bug'da kalmış olabilir. Sıkıntı yok. Emirhan Gedikli 52 dakika ayarlayalım. Antifor tabii ki. Önemli oyuncu şey istiyorum. Bakalım maaşını verebilecek bir babayı çıkacak mı? Tahaltı kartı aslında oynatabilirim. Ama şu an üst takımın çok yoğun olduğu için de bu adamı kiralamam benim için daha mantıklı. Çünkü bu adamın ara ara maç oynamasından daha da ziyade devamlı oynamasına ihtiyacım var. Abi Emirhan'ı gönderelim. Emirhan'ın bizde bir geleceği yok. Lahti mi? Kiralık gider mi bilmiyorum ama bir şansımızı deneyelim. Doğucan Haspolat. Kendisini kiralıkçısını koyalım. Çünkü o mevkide oynayan çok fazla oyuncum var. Sonra oyuncuya gerek yok. Kerem aynı şekilde. Bak Trabzonspor'un en büyük olayı zaten bu abi. Oynamayan gençlerimizi maalesef kiralamıyoruz da. Çok sıkıntı bir şey. Bundan dolayı tamamıyla ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Bunları atlatabilecek şeyin içinde çözümler üretmiyoruz. Hemen geldim. Çünkü Türkmen'de ben yola devam etmek istemiyorum abi. Kendisine de bir 500 binlik bir olay bıraktım. Devam. Emirhan Zaman. Hemen kendisini kiralık olarak gönderiyoruz. Bu sene ben U19'da herhangi bir oyuncu falan istemiyorum. Çünkü U19'da oynayan bir oyuncunun şu an bana katkısı yok. Ama ben bu adamları kiralık göndererek, neler yapabileceğini görerek daha net çözüm yöntemlere bakabilirim. Botoğan günaydın. Sen de aynı şekilde gel abi. Tamam. An itibariyle ne yaptık? Bunu çözmüş olduk. Şimdi Kaan mı? Üçüncü olarak kalıcı her türlü kalacaksın Kaan. Çünkü ne olur benim bu konuda şanssızlığım çok fazla. Bruno Perez'e U19'da gönderiyorum. Süleyman için herhangi bir olayım yok. Süleyman takımda kalacak. Süleyman'ı ben düşünüyorum. Hatta Süleyman'la Marekamşi aynı mentorluk grubuna koyup Süleyman'dan daha da farklı bir senaryo çıkarmasını isteyeceğim hatta. O yüzden Süleyman takımda kalmalı. Harip Boşluk aynı şekilde standart bek olarak değil. Kanat bek destek olarak eğitim görmeli. Onun dışında hiç ekstra bir şey var mı? Yok. Şu an takımımız taktiğimize göre gidelim. Taktik konusundaki kendi kafamda kurdum. İlk 11 şu şekilde gelişiyor. Buraya Larsen'i koyuyorum. Sağ süper Bartra. Sol süperim Vitor Hugo. Sol bekim de Eren. Bunların önünde tabii ki Siopis. Bunların önünde ise en çok zorlanacağım yer şurası oluyor. Marekamçuk'u Bakasetis'i yan yana oynatacağım. Sağ tarafta Edin Vişka. Sol tarafta ise Trazege. Önde de Gomez'im var. Şimdi buraya baktığımızda bak orta açıkta kalan çok fazla oyuncum var. Bak mesela sağ bekin 7 tamam mı? Bak Dorukhan dedim. Sağ süper eksikliğim var. Onu her türlü alacağım. O yüzden onun için hani o kaçınılmaz bir son gibi. Dansville sol süperim hatta şöyle yapalım. Dansville sol süper koyduk. Sol bekin 7 Arif Boşluk. Ön libero'nun 7 Gbami. Bakasetas'ın 7 Enis Bardi, Amarek Hamşi'nin yediği Yusuf Yazıcı, sağ üstüne Edin Vişka'nın yediği Caneni, Trazegi'nin yediği Naci Ünü var, Santifor'un yediği de Umut Bozok. Şimdi bak mesela bu lisede Ömür, Yusuf, Kaan. Kaan buraya gelecek, Ömür buraya, Yusuf buraya, Süleyman buraya. Şimdi baktığımız zaman şu senaryoda ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Yusuf'tan çıkamam şu an. Çünkü kirak şeyi var. İptal olmama olayı var. Gibamin de aynı şekilde. Oraya yeni başladığımız için bu adamları gönderemiyorum. Sağ süper alacağım. Sağ süper alırken de neleri yapabilirim? Mesela Yusuf Erdoğan'ı ben takımım görmek istemiyorum. Mesela Yusuf Erdoğan'ı takımdan çıkaracağım hazır para ediyorken. Değeri fazla düşmemişken. Mesela Yusuf Erdoğan'dan gelen parayla Tabek, özür dilerim. Sağ süper alabilirim. Ömür takımın jokeri. Orta sağ kanat, forvet tertürlü adamı değerlendirebileceğim bir alan. Ondan dolayı buna karışmıyorum. Her türlü takımda kalacak. Dansville pahalı bir yedek. Ama şu an Dansville'i satmaya kalktığımda Dansville'in gitme ihtimali çok çok düşük. Ama şansımızı tabii ki bir deneyelim. Bakalım Dansville'i gönderebilecek miyiz? Çünkü bu kadar pahalı bir yedek olması bizim için
Çok lüks kaçıyor. Sanırım hazırız. An itibariyle artık hazırlık maçlarına geçeceğiz. Hazırlık maçları bittikten sonra tekrardan sizlerleyim. Evet dostlarım, artık her şeyi bitirdim. Rahatlık, personel ekibimizi şöyle gösterebilirim. Olabildiğince hepsini doldurmaya çalıştım. Ama yani oyuncu analisti, kiralık oyuncu, antrenör gelişim sorumlusu ve spor bilimci konusunda şu an hala arayışlarım devam ediyor. Hani hala istediğim tarzı bir adam bulamadım bu konuda. O yüzden biraz daha devam etmekteyiz. Gözlemci talebimi etmiştim. Onun olumlu şekilde yanıtlandı. Oraya da Mehmet Keçici'yi getirdim tekrar üçüncü olarak. Onun dışında ekstra bir olayımız yok. Brian Klink geldi. Klink, Kluk artık nasıl okunuşu ismi. Alt tip sorumlumuz gördüğünüz gibi Romeo oldu. Gayet sağlam bir kendisi. Kaleci antrenörümüz Ostvi. Kondisyon antrenörümüz Robert De Bellis. Antrenörlerimiz ise Sigurd, Darko, Vittorio ve Sergio oldu. Personel şeyimiz zaten burada. Onun dışında hepsi dediğimizde şu maaşlara bakmanızı isterim. Olabildiğince az maaş vermeye çalıştım. Sanırım antrenör olarak en çok maaş alan oyuncu şeyimiz Roberto Belis oldu. Kondisyon antrenörümüz. Onun daha ucunu maalesef bulamadık. Özen devam edeceğiz. Onun dışında hazırlık maçımızı bitirdik. Şöyle gösterebilirim. Hatta size şöyle yapayım, size daha net olsun. Daha iyi anlaşılabilir olsun. Hatta şöyle bir yapabilir miyiz ya? Evet, bu daha iyi. Buradan baktığımızda zaten Dortmund'da 2-0 öne geçtim. Zaten penaltı. Üstüne 2 tane de savunma aksiyonu uzun toplar vesilesiyle berabere kaldık Dortmund'la. Juventus'ta bence hiç fena maç çıkarmadık. Üstüne de Uğurcan Çakır penaltı kurtardı. Baya maçı tutunmaya çalıştık ama istediğimiz gibi ofansif alanda çoğalamadık. 1-0 kaybettik. Yani diğer maçta da gördüğünüz gibi pek de zorlanmadan tüm neredeyse her takımı deneye denedik. Beşiktaş karşılaşması şöyle oldu gördüğünüz gibi. Kadromuz bunlar. Gayet de baskılı bir oyun ortaya koyarak Beşiktaş'ı yendik deplasmanda. Diğer maçımız deplasmanda Galatasaray'a karşıydı. Galatasaray'ı da baskı görmeden pek zorlanmadan yendik. Umarım bunları ligde de yapabiliriz. Çünkü ligde puan karşılayacak bu şeyler. Transfer konusunda hala oyuncular göndermeye çalışıyorum. İlk olarak hatta direkt şöyle yapabiliriz ya. Üçüncü Türkmen'i Bodo'ya kiraladık. Orada oynasın ki bize işimiz yarasın. 1 milyon euroya Antep'e gitti Yusuf Erdoğan. Kendisine yolcu ettik. Ta 6 kardeşi kiraladık. Herhangi bir maaş almadan. Çünkü altın orada bizim için çok daha iyi nimet. Ve ilk 11 oynayacağını belirttiler. Ta'nın orada ilk 11 oynaması gelişimi hızlandıracaktır. Emre Eraslan'ı takımdan gönderdik bedavaya. Doğucan Haspolat Göztepe'ye gitti. Emrehan Gidikli Gençler Birliği'ne gitti. Ve hala takımda olanlar var. Onları da göndermeye çalışacağız. Onun dışında genç kuruluna uyan 2 tane oyuncu transfer ettim ki sağ bekim ve sağ süperim eksikliği vardı. Sağ süper bölgesine Ove'yi getirdim. Çok da iyi bir oyuncu mu deseniz düşündürebilir ama benim için şu an durumu kurtarabilecek ya da 6 ay beni idare edebilecek bir süper hattına sahibim. O yüzden sıkıntı yok. Belki şey diyebilirsiniz, hani bu adamın yerine Taha oynasın daha mantıklı diye düşünebilirsiniz ama bu adamın alacağı süreyi düşünürsek abi az çok. Yani Taha'nın sürekli ilk 11 oynaması benim için daha da iyi olacaktır. Sağ bekime de Alessandro Zanoli'yi getirdim. Çok da iyi bir profil var açıkçası. Kendisinden memnun kalırsam herhalde Napoli'nin kapısını aşındırıp Bodom'u bir şekilde almaya çalışacağım. Bakalım. Transferler bu şekildeydi. Planlamalar bu şekildeydi. Artık Sivas maçına geçebiliriz. Evet. Bazı hatalara rağmen tekrardan maça dönüyoruz. Bir kamera takımı sorunu oldu. Kazandığımız maçı tekrar boşa sarmam gerekti. Ama umarım bu sefer sorunsuz, sıkıntısız şekilde devam edebiliriz. Şimdi tabii ki son maçta kadromuzu yedek ağırlıkta oluşturmuştuk Galatasaray karşısında. Gayet iyi sonuç aldılar. Tebrik etmek gerekiyor. Burada ise az takıma çıkmak istiyorum. Bunun için de Bakıstası ilk 11'e geliyoruz. Yusuf'la başlayalım. Tamam, sıkıntı yok. Şu bence sakat bir maçta oynayabilir. Zaten 45 dakikalık bir izni var. O izni her türlü değerlendirebiliriz. Şu anlık iyiyiz. Dorukhan sağ bekte başlayacak. Larsen'e baktığımızda Larsen'in performansı benim için çok da iyi bir performans değil. Yani Dorukhan daha aktif olarak oynuyor bölgede ve büyük ihtimal sağ bek konusunda da bizi birazcık daha böyle çalışmaya itecek gibi gözüküyor. Hemen taktik alanına geliyoruz. Şu rakipler kısmına geldikten sonra ilk başta gerçekten kullanmaları isteyeceğiz. Mesela bunlara sıkı markaj vermenin bir mantığı yok. Neden yok diye soracak olursunuz. Çünkü bu adamların hepsi hızlı. Hoş Erdoğan kadar hızlı değilmiş ama olsun. Hızlı ama 15, hızlı ama 14, hızlı ama 16. Şöyle yapacağız. Bunlara pres vereceğiz. Erdoğan'a sıkı markaj vereceğiz. Ve üstüne bu 4 tane topçuya da sert müdahale yapmasını isteyeceğiz takımın.
Kaleci de pres diyeceğiz. İkiden de orta sahada yakın oynayarak onları oyuna soğutmaya çalışacağız. Evet evet bla 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 diyoruz. Buraya geçiyoruz ve sonucunda da artık sahaya çıkmış olduk. Ben şunu kritik an alalım. Çok da fazla vakit almayalım çünkü bu şeylerde. Burada oyun sesi kapalı herhalde. Yani onu açmam gerekiyor ama artık onu bir dahaki şeyde halledeceğiz inşallah. Edimiz topu aldı. Edim Miska'dan Batra'ya. Batra bir kafasını kaldırdı. Siyok bir sen Yusuf'a. Yusuf'tan güzel bir pas komese. Gomez! Kaleci Muammer. Güzel güzel. Maçın direkt pozisyonla başladı. Güzel oldu. Devam edeceğiz. Yusuf Bismillah dedi. Kart gördü. Yusuf'un güzel ortası gol getirir. Ver golü. Golü ver. Golü. Golü. Kalen golü. Babacım nasıl offside? Gözünü seveyim. Adam verdi golü. Ne dedim? Yusuf'un ortası golü getirir. Tak. Posunu offside de bekletmezsin lan bu arada. Yuh. Lacazette'as. Ay hocam kırmızı. Ver kırmızı. Bakalım keyfimize. Haydi kardeşim. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Biz korkmayız ondan bundan. Hemen şöyle bir olay yapalım. Şunu da kaldıralım. Devam kardeşim. Üstüne de şöyle bir hücum artı yapabiliriz. Rakibimiz eksik ve bunları olabildiğince değerlendirmemiz gerekiyor. Evet çok güzel sattı Yusuf'a. Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yusuf. Allah belanı vermesin seni Yusuf. Aaa kaçırdı pozisyona bak. Kafayı yersin ya. İnanılmazsın be oğlum be. Tüh. 9 tane şut 7 tane isabet. Ama yok kaleye tutan hala net. Erdoğan'ı sağ beki çekti. Evet. Trezeguet'e de kırmızı kart gördü. Oğlum siz manyak mısınız lan? O nasıl bir kayı şeklidir oğlum? Niye kaydın lan topu öyle? Şöyle yapacağız. Buraya atacağız. Yusuf'u... Ha, yok şu anlık böyle devam edebiliriz. Sıkıntı yok. Ama hayatımda gördüm en gereksiz iki kırmızı kart. Ah be! Ulan gerçek Trabzonspor gibiyiz. Arkadaş kaçırdığımız şeye bak. Dediğim şey diyor. İndin çizgi oğlum hadi. Ona kadar iyiyiz ama şu an bu hani bu şeyi adını siz söyleyin. Max'ı çok kuvvet açmamız gerekiyordu. Bu gelim şöyle bakalım. Taktikler kısmına geldikten sonrasında Vitorgun'un yerine Gomez'i koyacağım. Onun dışında Yusuf'un yerine Enis Bardi orta sahada Çöpçen'e rap böyle yapacağız. Çünkü Söğüt'ün 75 dakikalık bir süre şeyi var. Zaafı vardı. Onu değerlendirmem gerekiyor. Rakibi şu an çok çektirmiyoruz. Çok güzel bir şey ama bizim şu an buradaki makası çok rahat şekilde kopmamız gerekiyordu ya. Neyse. Eren. Eren'den Bardi'ye. Bardi'den Abdülkadir Ömer'e. Ömür'den güzel pas Gomez'e. Gomez! Allah belanı vermesin lan senin. Kaçırdığın pozisyona bak. Kafayı yiyeceksin ya. Burkan Gölü dedi. Çok güzel gördün Gomez'i. Gomez'den Ömür'e, Ömür'den Vişka'ya. Vişka ve gol. İşte bu. Helal be oğlum. Bu lan işte. Şimdi. Güzel kaptın oğlum orayı. Edin Vişka. Güzel uçma çıktık. Sakin, sakin. Ah be sakin be. Vurma işte şu poşurdan be oğlum be. Hayır gerek yok top oradan yanından vuruyorsun. Oyu şurada bir durduralım. Ha, şöyle biraz geri gelelim. Bakıstas da Enis Bardin yer değişir. Bardin Ömür yer değişecek. Bakıstas'ın yerine şuraya Naci Ünver alacağız. Bakıstas'ı birazcık böyle dinlendirmiş olalım. Şu olmasın fazla. Burkan, Batra, Enis Bardi. Kafayı bir kaldır oğlum. Enis Bardi'den güzel top attı Naci'ye. Naci topu kontrol etti. Gör Eren'i. O da olmadı. Tamam devam. Hücum gol ol. Yok yok çizgimiz gibi yok orada. Gayet nihai gol işte lan. Niye şey yapıyorsun yalanla? Kafa karıştırıyorsun. Verdin gol oğlum. Niye uğraşıyorsun yalanla? Güzel. Takımı şöyle süpersiniz diyelim. Trezeguet'in aptalca kartına rağmen gayet de iyi yaşıyoruz.
Ah be, siyasa bir tane şu çektirmişiz. Bak gör sola, çok güzel. Gomez. Ve bir kaldır oğlum. Eren'in ortası Ömür'den Gomez'e. Gomez ve gol. 4 oldu. Güzel oğlum. Vallaha mükemmel sezon başlangıcı oldu bu var. Bak o kadar söylüyorum. Yine taç taktiğimiz işe yaptı. İşe yaradı daha doğrusu. Bardi'nin ortası. Bartın'ın kafası ve 5. Yine de dersin. Mükemmel bir başlangıç hatta mükemmel. Bartra nasıl yükseldi kardeşim benim be. We are the champion. Kardeşim şampiyon olduk. Hemen hızlı hızlı tebrik edelim kardeşim. Hadi boş yapmadım haydi. Evet dostlarım. Kupayı aldık. Gayet temiz bir maç çıkardık. Sivasspor'u 10 kişiyle hoş. Onlar da 10 kişiyle ama olsun. 5-0'lık bir skorla geçtik ki bununla beraber oyun olarak çok çok daha iyiydik. Yani bu ne demek oluyor? İşte biraz daha iyi giderek daha da iyi verimli bir hale gelebiliriz. Zaten takım dinamiklerinde takım uyumu artmaya başladı. Bunu devam edeceğiz şeylerde. Diğer haftalarda da. Şimdi bir sonraki bölümde Giresun, Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ni çekeceğiz. Ondan sonra Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, İstanbulspor ki baktığımızda yani ligin ilk haftasında direkt Fenerbahçe ile Galatasaray ile eşleşmiş olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Şimdi bazıları bunu çok daha böyle çok büyük bir şey görebilir ama ben o tarafa bakmıyorum olaya. Çünkü bu takımların tam oturmamışken bunlarla eşleşmek bizim adımıza daha doğrusu çok daha önemli bir şey. Ben bu da okey. Ben buna razıyım daha doğrusu. Şimdi şurada şöyle yapacağız abi. Burada ben zaten takım şeyi koydum gördüğünüz gibi. Ama bunları tabii ki bunu düzelteceğiz. İlk başta programlara gireceğiz. Güzel program, antrenman yükleyeceğiz ve Mike'ın bu best performans dediği şeyi indireceğiz. Tabii şuradan bir kaydet diyeceğiz. Ben aksine tekrar geleceğiz. Buradan başlayacağız abi eklemeye. Şöyle ekleyeceğiz bunları. Tın 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 diye. Şu an taktik olarak zaten iyiyiz. Fiziksel olarak gayet iyi bir şey gördük. Toparlama gördük. Bunlara devam edeceğiz. Böyle böyle takımın hem uyumunu arttıracağız hem gelişmişini arttıracağız. Şimdi ise videonun kapanışını yapmadan hemen öncesinde bir Şampiyonlar Ligi'nin peki rakibimizi bir görelim. Bakalım kimdir, nedir, necedir, nasıl yaparız tarzında. Ona göre bir ayar çekeceğiz. Onun dışında Süleyman Cebeci'yi bir kiralık olarak gönderebilirim aslında. Ama çok da iyi bir performans göster. Bence bir gönderelim ya. Süleyman'ın net olarak ortada oynaması bizim için daha da iyi olacak. Ki Süleyman'ın ilerleyen yıllarda takı falan evrildiğini biliyorum. Olmaması lazım o işin. Yani gereksiz bir Bismillah dedin oğlum. İlk formda direkt adama lak diye girmezsin be oğlum be. Hı. Evet, kura çekimi geldi. İnşallah Olympiakos gelir. Evet, Olympiakos geldi. Daha doğrusu Olympiakos'la Maribor eşleşmesinin galibi geldi ama olsun. Sıkıntı yok. Oradan Olympiakos bize gelirse komşu rakiple olan ülke puan muhabbetinde de çok rahat şekilde Olympiakos'u eleyerek rakibi de ekart ederiz. Ah be oğlum be. Fenerbahçe 1-0 yenilmiş. Anla ki olmuş oyunda ama. Oha. Baba bu kadar topla böyle yapmazsın be oğlum. Neyse sağlık olsun. Bir dakika çık kendi evlerinde. O durumu kesinlikle toparlayacaklardır zaten. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.